Bana kesin gelmez, asla mümkün değil. Ben çocukluyum, duvarlar boyanmış. Aa yok. Teşekkürler. El açması değil. El açması. Evet. Şöyle gösterelim. Sağ olasınız. Çok mersi. Şimdi dün olmayan ana yemeğe niçin 8 verdiniz onu söyleyin bana. Ama bu çocukta fil hafızası var. Bu çocuk hiçbir şeyi unutmaz. Daha dünü niye unuttun seni hayatım? Seni hipnoz o edeceğim. Bak yani çocukluğundan oldu senin de bu yemeklerinin bu haksızlıklarından. Şeftali kebabı kırmızı çizgimdir bir. İkincisi biz hiçbir restoranta mezesi güzeldir diye gitmeyik. Ha. Ana yemeği güzel. Mesela gidesen bir yere mezeleri güzeldir ama ana yemeği çirkindir diye bu restoranta gidelim diye bir şey yok. Ama bir restoranta mezesi çok iyi değil ama tavuk dolmayı mesela çok güzel yaparlar. Hmm. Ben giden o restoranta. Anladım. Ana yemek benim için her şeydir. O yüzden. Ve dün de ben zaten notumu ona göre verdim çiçeğin. Gerçekten eleştirir. Çok merak ediyorum ne söyleyecekler. Ama ne söylerseler ağızlarının payını alacaklar. Çünkü bugün mutfakta benim anam ağladı. Bu kadar emeğe. Ha bu kırdım diyor zaten ana yemekten 2 puan. Nereden kırdın? Benim ana yemeğim çok iyiydi. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğim dedi Pervin Hanımcığım. Ama verilmedi diyor. Ama verdi. 5. Buyurunuz. Titreme kardeş, sakin ol. Sakinim ben canım. Hiç korkma. Mesela ilk günde 8 vermiştin. Dün ana yemekle ilgili sıkıntı vardı. 7 evet, verdin. Evet. Ana yemekten ana dolayı. Ana yemekten mı? Dolayı. En fazla puanı kırdım. Çünkü ana yemek önemli benim için. Sen de 8'e şaşırdın mı Sinan gibi? 8'lere dün. 8'lere çok şaşırdım. Aa. Nasıl yani ya? Dün çok nasıl, şaşırdım. Nasıl yani ya? Aman çıldıracak. Allah için verdiğin 8 nasıl? 8'lere çok Reci şaşırdım. Reci bir sakinleştirici be canım. Yok yani şaşırdım. Zorlanıyorum. Burada bu şekilde konuşmanız inanın beni böyle... Şoklarıma uğradır. Çok özür dileyerek çok ufak bir şey. Gerçekten 8 verdiğime çok pişman oldum. Keşke 9 verseydim. Vallahi billahi. Keşke 9 verseydim. Fesatlığındandır o. İspanaklarım da bu ara tazedir. Ha, onu soracaktım. Bunu söyle. Da. Evet. Neyler tazedir? İspanaklarım tazedir. Taze mi kullandın yoksa? Mesela taze kullandım. Dün zamanı değil diye donmuş yedik. Bu getirtmiş manavına. Ben de gördüm. Markette sordum. Taze ıspanak kullanmaktan. Ama aynı marketten yapmışsınız. Aynı market. Şaşırdım ben de. Nereden çıktı bunlar dedim. Ben getirttim diyor. Kesinlikle dün yoktu. Zaten bütün kameralarla birlikte alışveriş yaptık. Ben sadece taze ıspanak alayım, donmuş alayım diye pardon. Böyle bir şeyi seçmedim. Mecbur kaldım. Çaresizdim. Zaten... Sen önceden konuşmuş muydun manavla? Hani taze ıspanak evet, getirtebilir evet, misiniz falan? Evet. Taze ıspanak ihtiyacım olacak. Onlar da şu anda zaman olmadığı için mümkün olmadığını söylediler. Sen nereden buldun peki? Ben önceden söyledim, manavada konuştum. Ayrıca ben manavı kendim aradım, yani özelden getirdim. Direkt aynı markete mi ki? Ulaştın? Ev aramış manava. Getirtmiş. Ha direkt manava ulaştım. Raziye Hanım bence biraz şanssızlık yaşadı orada. Evet. Yani fazla ben bugün sabah aynı markete gittiysek eğer, dünden dolayı özellikle gene söyledim ve bana bugün manavda taze ıspanak olmadı cevabı geldi. Yok demişler ona. Senin şansını herhalde buldular. Taze kullandı. İllegal işler olmasın mı? Bilmiyorum artık. Ne? O ne demek ya? Menümden ben korkup bana sabotaj da yapmış olabilirler yok mi acaba? Yok canım. Yok canım. Espri. Evet tam ismini bir daha seyircilerimize de hatırlatalım. Neydi bu başlangıcımızın ismi? Ispanaklı. Kendi de bilmez. Heyecan var biraz. Normal. Ispanaklı yufkalar. Pervin diyor ki niye Türkçesi varken diyor. İngilizcesi yazıldı diyor bu yemeklerin. Çünkü bu aslında İngiliz bir yemeğidir. Yani ben istedim size değişik bir tatlar tattırayım. Menüme de bu uyar. Ekseri Londra'da böyle veriliyor. Tamam Erda, şimdi bu İngiliz şeyidir dediğin değil. Prens Charles'ın en sevdiği evet, değil mi? Tabii tabii gece yemedin uyumaz onu. Şey cacığınla ne alakası var onu anlamadım ben. İstediğin Kıbrıs'tan bir şeyler atasın içine. Anacığım, anacığım diye Elizabeth'i kaldırırmış. 1200 odalı Westminster'da. Anacığım, anne benim ıspanaklı şeysim nerede diye. Ya, ben de dedim tzatziki aslında verirler. Tzatziki mi? Tzatziki. Tzatziki de Rumların cacık versiyonudur bizim. Ha. Otellerde böyle veriyorlar Londra'da.
Ben de dedim aynen. Rendelerler evet. Aynen. Sarımsaksız. Sarımsak var içinde koydum. Bunun. Evet. Allah Allah. Gelmedi mi sana? Hiç. Zaten şey sorabilir miyim? Rende olduğu önceden için sulu oldu biraz tamam, cacık. Yendiniz dadarsınız değil mi pişirirken size soruyorum. Tabii. Tabii ben de hep söylüyorum tadın lütfen yaparken. Evet yani şey olmasın çünkü bana da hiç kesinlikle sarımsak gelmedi, tadı gelmedi. Aceleye gelmiş olabilirim sarımsak biraz daha etlemiş. Yani bende hiç yoktur sıfır. Ben de hiç almadım. Sıfır değil ama cacığın istediği kadar sarımsak bence yok. Bilmem hiç. Bende yoktur hiç. Ama sarımsak kullandığı da bellidir yediğin zaman. Evet ben o anlamadım. Bellidir yani. Ben anlamadım. Evet var ama az. Az. Hafiften bir şeyi var ama. Gerçi ben de söylediğim. Ama taze sarımsak mı bu toz sarımsak mı? Toz kullanıyorum. Aa, ondan evet. Kolay kendini veremedim. Benim de bir damak var. Yani. Normalde taze sarımsak olsaydı evet. Daha güzel ben olurdu. Ben de damak zevkim var. Daha yoğun ama olduğu için hiç almadım. Ama vurmuyor ondan. Sarımsak, sarımsağın bari tozunu kullanmasaydın ben de yani. Yufkaya kendim açtım ama. Hah. Sen bir hellimci sıkıştırdın, bir decin arasına da sundun bize önümüze. Görecek ilerleyen menülerde nasıl ilerleyecek sistem. Görecek, aksam çünkü bayağı değişti. Bir iki sene kaldım İngiltere'de ben de. Bir iki sene? Bak sen. Ara ara gayar böyle aksamda gelir. Ara ara. Noktalar ortak noktalar çıkmaya başladı hafif hafif. Sinan Bey taklit etti konuşmasını Recep Bey'in falan. Ya espri yapmaya çalıştı herhalde diye düşünüyorum. Yani kötü art niyetmiş olduğunu düşünmem. Hiç doğru bulmadım. Ben sevmem. Her koyun kendi bacağından asılır. Bizim bir lafımız vardır Kıbrıs'ta. Gerçi Türkiye'de de vardır bu %100. O yüzden çok da yorum yapmadım. Benim dün yaptığım ıspanaklı böreği sert buldu bazı arkadaşlar. Alt tabanı. Bugün evet. Yediğimiz daha kıtır kıtır bir börektir bence. Bu kıtır kıtır olması lazım. Onun özelliği odur. Ama değil. Yani gazlık gibi bir derler. Yani ısırdığında o sesi yapması lazım yoksa olmadı. Yumuşak olursa. Crispy olmadı. Aynen, crispy belki olmadı. Ben de crispy gibi yaptım. Ama neden bana böyle bir eleştiri geldi anlamadım. Hani dün masada öyle bir lanse edildi. Sanki benim böreğimin altı yanmış şey havası verildi. Vurmalar. Yani bence hiç böreğim yanmadıydı. Ve gayet de olması gerektiği gibiydi. Yanmamıştı. Ay, tabii o bir dilifti yani. Bu bir tabii ki çıtır olması gerekiyorsa ayrı onu bilemem ama bir yanma var mı yani sence? Pişmesinde bir sıkıntı var mı? Yanıklık yok ama benim böreğime göre daha serttir. Daha sert. Evet. Ama farklı bir şey ya, öyle mi değerlendirmek lazım? Crispy diyor ya, crispy olunca bambaşka bir şey oluyor ama hani pişirmesinde bir sorun var diyorsan o ayrı yani. Yani yufkayı böyle bohça tarzı verdi, evet, bohça tarzı. Anlıyorum. Üstü daha sert olacak tabii ki içinde harç olmadığı evet. için, ıspanak olmadığı için. Biraz daha ıspanak yemek isterdim, hissetmek isterdim. Az mı geldi? Hani İki hafif daha... lezzeti bu verir, tabii ki verir. Yani yoktur gibi değil ama birazcık daha olabilirdi. İçinde daha güzel olurdu. Cacığı beğendin mi? Cacık'ta ben taze sarımsak isterdim. Beklendim. Evet. Nanesi falan güzel. Bir de rende daha böyle hızlı hızlı olan. Evet. Ve o yüzden cacığı biraz sulandırdı. İşte onun kıvamı bayağı zor olur tutturasın. İyi gene kosularına akıtman lazım. Ben onu gerçekten lazım. Güzel tutturduydum. Evet. Alacaktın hıyarı edin he. Rendeledikten sonra da sıkasın suyunu. Elimle çok uğraşmak istemedim öyle. Ayağından yaptığınız yemekleri. Yok canım ben kodum kendini süzgeçin içine da onun içinde bastırdım. Böyle elimle bastırmadım. Öyle olur yani o iş. Suyu ölçüde çıkmaz. O draineri koduğunda kendine. Drainer ama sonra sulu kalır böyle efendim. Nedir drainerci? Drainer ama sulu kalır sonra. Kurutucu diyorsun. Ha, sen beğendin mi Sinan? Cacığı hiç beğenmedim çünkü sadece hıyar ve yoğurt yedim. Sarımsak namına bir şey gelmedi. Tadı güzel şeyin. Böreğin. Ama bizim yöremize ait bir şey değil. Değil evet. Ben de İngiliz değilim o yüzden yani damak tadıma uymadı yani. Sen yemek programındasın yani yemekteyizdir adı programın. Ve Kıbrıs'ta çekiliyor. Tam Kıbrıs'ta çekilebilir ama değişik tatlar istemem mi? Ben, ben sen kabul etmiyorum. Bakacaksın beğendiğin tatlar, yeni tatlarla tanışacaksın. Yeni açık tatlarla tanıştım ben bu tatlarla Avrupa'da ama burada istemiyorum. Neden? Çünkü ben isterim ki bütün Türkiye'deki arkadaşlarımız, Avrupa'daki arkadaşlarımız bizim kendi kültürel yemeklerimizi görsün. Geldiklerinde tatile gelebilirler. Tatile geldiklerinde o yemekleri denesinler. Tamam, atıyorum yerim. Recep'in yaptığı bir yemek vardı Kıbrıs yemeği. O yemeği deneydim. Tanıtmak bağımında. Ben İngiliz arkadaşlarımdan yani sürekli yapıyorum.
Kıbrıs yemeklerini. Ama dedim siz de biraz dönün İngiliz. Şahsen yapıyorum yapacağımı diye özelim dedim. Yani bu konuda Sinan'a katılırım. Yani ben de menüde şaşırdım. Yani birkaç, en azından bir iki çeşit Kıbrıs yemeği beklerdim. Ben de bunu diyeceğinizi söyledim Recep'e. Diyecekler evet. Dedim bu elbette. Cacık da cacık değil ama. Cacık da cacık değil. Yani çok ilginç. Değil. Yani bu böyle. Ama bu diyor farklı mi? Bir cacık diyor. Böyle yapılır diyor. Tozlu. Hayır. Bak. Zaten üç gündür cacık yedik. Şimdiye asla kadar şey değil ha. Tek cacık evet, benim evimde de. Asla lafım size değil. Üç gündür aralıksız cacık. Olabilir. Her yerde cacık. Şeye katılırım. Üstü şey oldu. O crispy dediğin değil yani. Asıl bildiğin çok sert oldu yani yenmez şekilde. Ben zaten gördüğünüz gibi. Onun için gibi... Razi'ye onu sordum. Crispy evet. Mi sert mi yani? Değil. Pişmesinde sert bir sorun değil. Var. Yoksa crispy çok kuru oldu. İç harcı güzel oldu. Tadı şeyi yerindeydi. Tadı güzel. Burası yenmez ama yani. Cacık alakası yok. Bu konuda asla geri adım atamam. Çünkü dün çok güzel bir cacık yedik. Geri adım atmaya gerektirecek bir şey yok bugün zaten. Bugün buna bizim çok ciddi tepki vereceğimizi tahmin etmiş olman lazım ettim hazırlarken. Ha, evet çünkü 3 gün yani cacık yedim. Hayır ilk günde biraz suluydu. Kaşıkla evet. Yedim. Ama hatırlayın. Benim yoğurt süzmeydi. Evet. Bu süzme mi bu yoğurt? Ne? Süzme yoğurt değil hayır. Gördün. Benim yoğurdum süzmeydi diye öyle. Yani daha bahalıdır demek isteyen anlamadım. Hayır, niye normal yani, yoğurt kullandın? Olabilir öyle. Tizikiye biraz daha yakın olsun. Tizikide. Şimdi bir dakika. Şurada bir normal yoğurt. Müdahale etmem. Tizikiye yakın olsun. Şimdi bu normal cacıktan bekliyoruz. O zaman tiziki yazacaktık evet, mesela. Cacık diye yazıldı. Cacık diye puanlar. Cacık güzel. Niye süzme koymadın? O süzmeden olmuyor diyor. Yani onun ikisini ayırt etmiyor. Hayır ama çok süzme zaten. Tek süzme yoğurt da değecek. Yani bu da değil. Ama böyle olması gerekiyorsa. Çünkü yanında lazım. Tamam tiziki yazsaydı o zaman. Biraz sos gibi olsun yanında. Bizlik bir şey yapalım. İsmini farklı yazabilirdin. Olabilir. Sen nasıl buldun Ayşe'ciğim? Ben böreğin içini çok beğendim. İçi çok güzel, çok lezzetli evet. Ama biraz kurumuş üstü. Yani crispy'nin birazcık, biraz daha sert oldu crispy'den en üstü. Yani biraz zorlandım yerken. Çıtır. Ama iç harcı, iç harcı çok o lezzetli. O kıtır biraz. Evet. Yani... Gart. Yani gart, gart... Ne kadar bu zarafetin reminden beridir. Hayır alacağın diyor. Gart'tır. Ondan sonra... Gabira. Gabiracık. Gabira değildi ama onun kulağı. Gabiristoydu. Yani Gabira'nın bir tık... Gabir Gabira değil. Gabir 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 Gaz. Bu da Gabira değil. Değil.